Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açmış olan değerli izleyicilerimiz, şimdi stüdyomda çok değerli bir stüdyo konuğum var ve az önce de söylediğim gibi geçtiğimiz günlerde çok özel bir haber getirmiştik ekranlarınıza. Sanat çok önemli, herkes adına sanat çok önemli ve bunun yanında resim de çok önemli. Şimdi sanat, resim derken bugün öyle güzel bir konuşma yapacağız ki hem resim adına hem sanat adına hem sanatsal faaliyetler adına bir sosyal sorumluluk projesi belki de ekranlara getireceğiz. Şimdi önümde bir tablo var. Şunu size göstersem diyeceksiniz ki ya Beyza geçenlerde bu haberde çok özel bir eserle bu panoyu biz görmüştük. Acaba kime aitti diye düşünenler varsa işte eğitimci ressam Sayın Sare Ertaş Kural'a ait bu eser ve kendisi şu an stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok güzel eserler. Bayıldık. Çok teşekkür ederim. Biz dedik ki ressamımızı bu eğitimci güzel bayanı kesinlikle stüdyoda ağırlamalıyız. Neler yapıyor, neler ediyor öğrenmeliyiz ama öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Tamam, çok teşekkürler duyarlılığınız için. Yaklaşık 8 yıldır bu çalışmaları yapıyorum. İlk kez bir canlı yayına konuk edildim. Bu da gerçekten size teşekkür etmemi gerektiriyor. Adım Sare Ertaş Kural. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum. 8-9 senedir de bir atölyem var İzmit'te. Açtığım bir atölye. Ve burada öğrencilerime eğitim veriyorum. 7 yaşından 70 yaşına kadar çeşitli yaşlarda öğrencilerim var. Güzel sanatlara hazırlık öğrencilerim de var. Ve bu sosyal sorumluluk projesiyle ilgili konuşacak olursam, benim çevreci yanım hep bilinir. Yani çocukluğumdan beri çok dikkatliyimdir bu konuda. Böyle bir proje geldiği zaman da hemen kabul ettim tabii. Hani onun içinde olmak gerçekten hoş olacaktı. Ve böylece başlamış oldum. Yüzlerce çalışmam var bu konuda. Hani bunun sanatla duyurulması gerçekten çok anlamlı, çok önemli. Çünkü gerçekten bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. İnsanlara bunu bir şekilde duyurmak gerekiyor. Çünkü bunlar elektronik atıklar ya da sanayi atıkları ya da ambalaj atıkları birer çöp değiller. Ve çöplere atıldığı zaman doğaya gerçekten ciddi zararlar verebiliyorlar. En azından ben resimle yani eğitimini aldığım sanatımla bunu duyurmaya evet, çalıştım. Evet, bir kaldırabilir misiniz? Şimdi güzeller güzeli bir kız var. Şimdi görecekler ekranda. Diyecekler ki ne kadar hoş. Ama bakalım anlayabilecekler mi? Şöyle bir izleyicilerimiz bakarsa Sare Hanım'ın elindeki CD'lerden oluşan yan tarafında bir saç tokaları mı diyelim bantının evet. aksesuarları var. Bir tacı var. Orada neler var? Evet, burada gördüğünüz gibi CD'ler var. Yine metal bir sanayide kullanılan bir parça var. Ve elektronik cihazların içerisindeki küçük devrelerden çıkardığım renkli parçalar var. Onlar çok ilgi çekici, boncuk gibi görünüyorlar. Fakat bunlar aslında elektronik birer atık. Ve ben onları takılar gibi, bir giysinin aksesuarları gibi düşünerek böyle bir çalışma yaptım. Burada aynı zamanda kadını da vurgulamak istedim. Kadının toplumdaki yerini anlatabilmek adına. İkisini bağdaştırdım. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok özel. Biz zaten sergiyi gördüğümüzde sevgili Aybey Kahraman'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok özel bir çekim yaptı. Geldiği zaman biz dedik ki yani bu resmen bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü elektronik atıklar konusunda bile bilgimiz yok. Artık rengarenk çöp konteynerleri olmasına rağmen biz sokak ortasına da bırakabiliyoruz. Aslında bir geri dönüşümü olsa çok daha iyi bir faaliyet olacak. Ama siz o kadar güzel eserler yapmışsınız ki yani inanılır gibi değil. Bakıldığı zaman bir yağlı boya gibi gözüküyor. Ama az önce de vurguladığınız gibi bütün bunlar inanılmaz güzel bir şekilde özel işçilikle bir sosyal sorumluluk projesi olmuş. Peki biraz sanattan bahsedelim. Şimdi ekranlarımızı açan değerli öğrenciler de var Kocaeli Üniversitesi'nde. Güzel sanatlar okumak isteyen, resim bölümü okumak isteyen, sanatın ne olduğunu aslında iyi bir şekilde algılamak isteyenler de vardır. Sanat nedir? Göreceli midir? Evet, görecelidir. Kesinlikle. Sanat nedir diye açıklamak gerçekten zor. Aslında sanattan ziyade sanatçı ve sanat eseri vardır diyebilirim ben. Hani benim kendi düşüncem. Ve sanatın gerçek anlamda topluma, insana hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde çok fazla da bir
anlamı kalmıyor. Her şeyin olduğu gibi sanatın da insana hizmet eden bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve yapmak isteyen herkesin mutlaka bunu eğitimini alarak ya da almayarak, hiç fark etmez, işin içinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslında şunu anlayabilirim değil mi? Yani aslında geri dönüşümü olmalı. Yani sanatın ve sanatçının geri dönüşümü olmalı. Çok güzel eserler ortaya koymalı ama bir amacı da olmalı. Evet. Evet, teması çok önemli. Teması önemli. Evet, peki nasıl oldu bu sergi, nasıl karşılandı? Çok özel bir sergiydi. Siz bugüne kadar üretilen 500 eserden birçoğunun da satın alarak çeşitli yine ortamlarda, sergilerde sergilendiğini görüyoruz. Peki nasıl başladı bu? Evet, nasıl başladı? Aslında bir gün atölyemin kapısı çalındı ve Exit.com Genel Müdürü Murat Ilgar o bu projeyi düşünmüş. Elektronik atıkların dönüşümüyle ilgili proje düşünmüş. Ve benim işin içinde bulunup bulunmamak konusunda fikrimi aldığında ben de bir şekilde başladım. Elektronik atıkların geri dönüşümü dışında sonradan ben işin içine farklı şeyler de katmaya başladım. Ambalaj atıkları, sanayi atıkları gibi atıkların da kağıt atıklarının geri dönüşebileceğini düşündüm. Ve bir sürü projeye imza attık. Yaklaşık 10-15 tane benzer sergide çalışmalarım bulundu ve dünyanın birçok yerinde eserlerim var. Dubai Kral Prensine bile hediye edildi ve Greenpeace'te dahi bir tablom var. Bakanlara, belediye başkanlarına, iş adamlarına hediye edildi çalışmalarım ve ayrıca ben şahsen de devam ettiriyorum ve seneye de böyle büyük bir sergi düşünüyorum. Umarım yetiştirebilirsem öğrencilerimden vakit bulursam. Mesela şu eser çok ilgimi çekmişti. Pimler, ağaçların böyle dalları uzaktan bakıldığı zaman. Evet. Orada sim kartlar bile görüyorum sanki. Doğru değil mi? Evet, evet. Yani bütün malzemeleri kullanıyorum. Bakın bakır tozları var orada. Yine bakır parçaları var. Metalleri de kullanıyorum. Sünger mesela, çiçekler. Çiçekler süngerlerden ve vazonda bir arabanın camı. Evet, onu da hemen bir gösterelim. Gerçekten çok özel. Şu an görmüş oldukları izleyicilerimizin belki de diyorlardır ki işte rengarenk boyalardan yapılmış ama sünger değil mi o çiçekler? Evet, sünger. Ve boya da kullanıyorum. Ben mozaik ve resmi bir arada kullanmayı tercih ettim. Alttakiler bir araç camı. Evet, bir arabanın camı. Gerçekten çok güzel. Onun bile hani atık yerine bir tabloda kullanılması benim için çok anlamlı. Bence herkes için de öyle olmalı ve herkes bir şeyler yapabilir. En azından evlerindeki çöplerini ayrıştırarak doğaya bir şekilde faydalı olabilirler diyor. Peki resim nedir? Yani resme duygumuzu, hissiyatımızı, yaşadıklarımızı mı katıyoruz? Kesin. Mesela burada 3 tane çok özel tablo var. Burada anlatılmak istenen biri kadın temalıydı. Diğerlerinde ne anlatıyoruz? Evet, yine doğadan bir parça. Hani burada da biz çiçekleri koparıyoruz ve vazolar içine tıkıyoruz ve onların isteği dışında oluyor, gerçekleşiyor bu. Yani resim duyguları elbette ifade etmek için zaten ilk başta doğuşunu da düşünürsek bu şekilde olduğunu düşünüyorum ki duygu olmadığı zaman da resme bu yansıyor ve ilgi çekiciliği de azalıyor. Kesinlikle duygularla anlatılan bir sanat dalı. Sadece renkler değil, sadece fırçalar değil, konular da insanlara ulaşmak için birer araç. Evet, temalar, renkler, konular bunlar çok önemli tabii ki. Peki atölyenizin kapısını çalıp bir çuval, bir poşet, elektronik atıklarla gelenler oluyor mu? Aslında bu aralar yapanlar oldu. Evet. Ben bu malzemeleri fabrikadan edindiğim için böyle toplama gereği duymuyorum ama öğrencilerim sağ olsunlar ellerindeki disketleri getiriyorlar. Ben disketlerle de çalışmalar yapıyorum. Bakın burada bir dergide kapak olmuştu disketlerin üzerine çalıştığım kadın portresi. Ve eski, biliyorsunuz artık disket bulunmuyor.
Böyle disketlerini getirenler, CD'ler getirenler oluyor. Evet, ne kadar güzel. Aslında hep söylüyoruz, bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için, yani bir zevk veya keyif işi, keyif sanatı olmadığı için tabii ki resme canımızı, kanımızı, hissiyatımızı katıyoruz ama bu bir sosyal sorumluluk projesi. Belki duyarlı öğrenciler de ya da vatandaşlar da bu atıkları, elektronik atıkları bir şekilde size ulaştırabilirler atölyenize. Evet, aslında İzmit'te atölyeniz. Tabii ki evet, İzmit'te. Belediye iş merkezindeyim. Hemen yürüyüş yolunda çok güzel manzaralı bir atölyem var. Herkesi bekliyorum. Ve evet, malzeme de getirebilirler. Evet, bu da aslında onları çok da özel. Sanatsal çalışmalara dönüştürmeye öğrencileriniz çalışırım. Öğrencileriniz, az önce çok güzel bir şey dediniz. 7'den 77'ye öğrenci grubum var dediniz. Evet. Talep nasıl? Yani gün geçtikçe artıyor diyebilirim. Eskiye nazaran daha güzel, daha da çok olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk gruplarıyla çalışıyoruz ve çocukların psikolojisi üzerinde çok güzel etkileri var resmin. Çok dinlendirici bir yanı var ve ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka hayatınızda bir sanat dalı olmalı. Fotoğraf olabilir, resim olabilir, müzik olabilir. Ama hayatınıza bir yerden katmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve talebin de gittikçe artacağına inanıyorum ben. Ne kadar güzel. Az önce de ifade ettiğim gibi artık güzel sanatlar çok talep edilen bir bölüm, bir fakülte evet, oldu. Evet. Ve bu konuda öğrencilerimiz çok revaçta. Bizleri de arıyorlar, eğitim almak istediklerini söylüyorlar. Çok güzel dönüşler oluyor televizyon ya da medya adına da. Şimdi sanatla da medyayı biraz bağdaştırdığımızda işte çok güzel eserler ortaya çıktı. Yani biz buradan yayınlıyoruz, sizler buraya geliyorsunuz, çok özel projeleri yayınlıyorsunuz. Peki bunun yanında öğrencilerle ilişkileriniz nasıl? Biraz öğrenci, öğretmen, eğitmen ilişkilerine de gitmek istiyorum. Ben onları çok seviyorum. Onların da beni sevdiklerini biliyorum. Çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Dostluklar kuruyoruz. Çocuklarla aram çok güzel. Onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da benden öğreniyorlar. Ben öğretmenden ziyade daha çok arkadaş gibiyim onlara. Elimden geldiği kadar eğlenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Hem eğlensinler hem öğrensinler istiyorum. Hem de güzel işler üretelim istiyorum. Ve yaptığımız çalışmaları da her sene sergilemeye çalışıyoruz. Sanatseverlerle buluşturuyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar bundan. Ve gerçekten keyif aldıklarını bana yaptıkları işlerle de göstermiş oluyorlar. Şimdi bu sergiler belli bir prototipiniz var mı? Yani şimdi geçtiğimiz hafta olduğu bir sergi, çok özel bir sergi. Hı hı. Önümüzdeki günlerde nasıl belirliyorsunuz bunları ya da nasıl duyuru ilanını yapıyorsunuz? Genellikle artık bana dönüş yapılıyor. Yani çalışmalarımı sergilemek istediklerini söyleyerek yapmaya başladık. Ve yani benim dediğim gibi bu sene sonunda bir kişisel sergi düşünüyorum. Atıklarla yine yapacağım çalışmalarla. İlk kişisel çalışmam olmuş olacak. Bugüne kadar hep bir proje içerisinde yer aldı çalışmalarım. Bir tane de kişisel bir sergi yapıp daha farklı insanlara da duyurabilmek istiyorum. Genellikle çünkü sanayiciler, iş adamları evet. falan duyabiliyor. Ben biraz daha toplumun duyabileceği şekilde bir sergi planlıyorum. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Sözünüzü unutmayın. Sanayiciler dediniz. Bakın evet. biz de bir sanayi kentiyiz. Aslında buradan sanayici iş adamlarımız böyle tablolara sahip olabilirler. Bir sosyal sorumluluk projesi. Bunları Değil açık arttırmayla da satın aldıktan sonra bir sosyal sorumluluk adına kimsesiz çocuklara, yardıma muhtaçlara, yani bu da aslında çok özverili bir proje olabilir. Yani sizden talep edildiği takdirde bunlar ben çok güzel bir dönüş içinde getirir. Olurum. Evet, bence evet, peki başka projeler var mı önümüzdeki günlerde? Şimdi bir öğrenci sergisi düşünüyorum atölyede. Öğrencilerimin yaptığı çalışma, onlar da çok sabırsızlanıyorlar bir an önce bir sergi açmak için. Onun koşturmacası içindeyiz. Hepsinin bir yaklaşık 5-6 çalışması olacak. 10 öğrencinin en az çalışmalarını sergileyeceğiz. Protokolü de davet edeceğiz. Sizler de davetlisiniz. Bütün sanatseverleri davet ediyoruz. Yani şu anda en önde olan projemiz o. Daha sonrasında dediğim gibi büyük bir ses getirmesini istediğim özel bir sergi planlıyorum. Onun çalışmalarını, ön hazırlıklarını yapmaktayım şu anda.
Yani elimden geldiği kadar yetiştirmeye çalışacağım. Peki ne kadar, kaç günde bitiyor? Mesela çok merak ediyorum. Önce bunun tasarlaması, dizayn edilmesi, çizilmesi, buradaki elektronik tabii ki yine atıkların yerleştirilmesi. Şu kaç günde ya da kaç haftada bitmiştir ya da ay, bilemiyorum tabii ki. Her çalışma değişiyor tabii ki. Öncelikle o malzemeyi nerede kullanabileceğimi düşünüyorum. Biraz gerçekten zor, çünkü yapıştırmaları, boyanmaları ve nerede nasıl en iyi şekilde anlatımı sağlanabilir diye bir düşünce süresi de geçiyor. Sonra malzemeleri, ben kesici makaslarım var, onlarla parçalıyorum. Daha sonra çizim yapıyorum, onları yapıştırıyorum, kurumalarını bekliyorum, tekrar üzerinde boyamalar yapıyorum ve hatta sonrasında bazılarında vernik işlemleri falan yapıyorum. Yani 3 günde sürebiliyor, 1 ayda sürebiliyor, işin kapasitesine göre, büyüklüğüne göre değişiyor. Peki bunları yapmadan önce, az önce de ifade etmiştik, mesela kadın temalı, doğa sevgisi temalı, yine belki de bir hayvan sevgisi temalı çok özel tablolar var. Önce temaları mı belirliyorsunuz? Evet, biraz orada duygularım işin içine giriyor. Kadınlarla ilgili yaptığım çalışmalarda kadına şiddetle ilgili konuların çok yoğun olduğu dönemlerdi. Ve ben de biraz duyarlılığım göstermek istedim ki olmamak imkansız kadınız. Ve hani diğer şeyler, dediğiniz gibi kuşlar, yani benim tamamen duygusal anlarımdan ortaya çıkan çalışmalar. Ben bunlarla fabrikalarda yaptım, köprülerde tasarladım, şehirler tasarladım. Birçok sayıda kız kulesi yaptım mesela. Onlar gerçekten hoş çalışmalar oldu. İstanbul temalı çalışmalar yaptım. O dönem beni neye götürüyorsa o şekilde çalışmalar. Peki Kocaeli adına var mı projeleriniz? Kocaeli ya da ilçeleri adına? Evet, yine sanat Saat adına. Kulesi'ni yaptım mesela ben yine atıklarla. O da çok hoş bir çalışma oldu. Kocaeli'yi çok seviyorum. Eşim de çok seviyor. O bana sevdirdi diyebilirim. Ve Kocaeli'yi anlatan çalışmaların da olacağını söyleyebilirim sergimde ileriki zamanlarda. Evet, ne kadar güzel ki sanatçı bir ailesiniz. Değerli eşiniz de şu an stüdyoda, görmüyor izleyicilerimiz ama kendisi de fotoğrafçı, o da sanatla uğraşıyor. Peki nasıl? Ortak paydalarınız var mı? Yani biriniz çekiyorsunuz, biriniz görsellerini yapıyorsunuz, çiziyorsunuz. Aslında bazen onun fotoğraflarından da faydalanıyorum. İtiraf edeyim. Evet. İkimiz de fotoğraf çekiyoruz ama onun fotoğrafa tutkusu benimkinden biraz daha fazla. Ben resme daha çok zaman ayırmak zorundayım. Onun fotoğraflarını resmediyorum. Aslında çok güzel bir şey. Birlik beraberlik çerçevesi içerisinde böyle hem güzel işlere imza atmak hem bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmak adına çok özel şeyler yapıyorsunuz. Az önce de ifade ettik, İzmit'te bir atölyeniz var belediye yaşamında. Öğrenciler ya da yetişkinler ya da resme merakı olanlar ya da yaş ortalaması hiç önemli değil. Ya da evde atıkları varsa, elektronik atıkları olanlar varsa mutlaka size ulaştırabilirler, değil mi? Tabii ki. Herkese açık atölyem. Herkes için kapımı açarım. Yeter ki ziyaretime gelsinler. Evet, ne kadar güzel. Biraz da aslında şey var, tebessüm çok önemli. Hem güler yüzlüsünüz. Normalde derler ki sanatla uğraşanlar biraz daha böyle despot olurlar. Yani çünkü onların işleri başından aşmış. Ama siz o güler yüzünüzü, hani tatlı dilinizi de resme, sanata aktarmışsınız. Çok güzel eserler ortaya çıkarmışsınız. Biz de tabii ki bize düşen vazife neyse medya adına hem kanal adına bu konuda da destek vermek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Duyarlı izleyiciler belki de bakarsınız, yarın elektronik atıklarını bize ulaştırırlar. Biz de bir şekilde çok güzel size olur. Ulaştırırız. Çok güzel olur. Siz buradan sanat adına, sanatseverlere, resim adına mutlaka ki bir mesajınız vardır bir eğitmen olarak. Bu konudaki mesajlarınızı da almak isterim son olarak. Ben sanat adına da özellikle de çevre adına bir isteğim olacak. Herkesten duyarlı olmalarını istiyorum. Lütfen çevreye biraz daha sahip çıksınlar istiyorum. Bu sanat aracılığıyla da olabilir, başka şekillerde de olabilir. Ben çevre adına insanlara seslenmek istiyorum.
Evet, aslında çok özel bir mesaj bu. Zaten herkes resim yapabilir, herkes sanatını ortaya koyabilir ama sokaklarda çöp konteynerlarının içinde bile değil, dışında gördüğümüz CD'ler, sim kartlar, piller o kadar kötü bir görüntüye sebep oluyor ki. İşte biz de bunları bakın çok güzel ifade ediyor Sayın Sare Ertaş Kural. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesiyle kendimiz bile beceremiyorsak dönüşümünü sağlamak adına çevre faktörlü. Gerçekten çok özel mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle duyarlı bir program hazırladığınız için. Evet. Beni konuk ettiğiniz için. Rica Tabii ediyorum. Teşekkürler. Yine ifade ediyorum. Mutlaka ki sergiler olduğu zaman dönem dönem bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa yine sosyal sorumluluk projesi adına biz de buradan sergilerin tarihi hakkında buradan vatandaşları bilgilendireceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi çok keyifli bir programdı. Neden? Çünkü sanatı konuştuk. Bir eğitmenle, bir öğretmenle, bir ressamla konuştuk. Hem gönlünden geçenleri hem aklından geçenleri, birikimlerini özellikle ve özellikle çevre vurgusuyla, çevre hassasiyetiyle yapmış olduğu eserler ve tablolarla zaten izlemişsiniz o görüntüleri stüdyoda ağırlamak istedik. Elektronik atıklardan yağlı boya eserler gerçekten çok özel eserlerdi. İşte bu işlerin mimarı Sare Ertaş Kural stüdyomuzdaydı. Dinledik sanatı, resmi ve resme çevreye verdiği, kattığı anlam ve önemi. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimle ayrılıyorum. Kendisine çok teşekkür ettik, uğurladık. 20 Ana Haber Bülteni'nde Mustafa Bilgin karşımızda olacak. Kocaeli TV ekranlarından hiçbir yerlere ayrılmayın. Mutlu akşamlar.